Ve geldi. Hoş geldiniz Ahmet Bey, nihayet YouTube'un Görüntü altyapısından kaynaklı olduğundan dolayı. Görüntü de var, ses de var. Nasılsınız? Ben Galatasaray Lisesi'nde talebeyken biz edebiyat ve fen diye ikiye ayrılırdı o seneler. Ve edebiyat talebeleri biraz daha ders harici işlerle uğraşırdı. Lise 4'te ben tiyatro kolu, folklor kolu, broşür kolu gibi etkinlikler ve insan ilişkileri olan kollarda görev alıyordum. Ve broşür kolunun da başkanını seçtirmiştim kendimi ve bir seri organizasyonlar yapmaya başladık. Üniversiteye giderken de bizim 1973 yılında sualler çalındı. Üniversite imtihanları iptal oldu. Öyle olunca zaten tereddüt ediyordum. Türkiye'de mi kalayım, Paris'e mi gideyim? Çünkü yazları rehberlik yaparken ben birçok Fransız tanıdıklarım oldu süreçte. Ve ne yapıp Paris'e hep bir şekilde gitmeyi hayal ediyordum. İmtihanlar da iptal olunca dedim bari gideyim Paris'e hem okuyayım hem de orada biraz etkinlikler dünyasıyla tanışayım. Serüvenim esasında Galatasaray Lisesi'nde yaptığım organizasyonların verdiği haz ve biraz da para kazanması. Paris'e gittiğim vakit okurken bu işle meslek olarak yapabilir miyim diye bir acemilik, çıraklık dönemiyle başladım 73 yılında. Dolayısıyla Paris'te talebeliğim süresi içerisinde zaten Paris'e giderken o Çok güzel. Yani o dönemin dönemler gerçekten önemli aslında bir zor dergisi, dönemlerdi. Hey Bugüne baktığımız dergisi zaman vardı. iletişimin 100-150 bin tiraj yapıyordu müzik dergisi ve bu dergiden ben Paris muhabirliğini almıştım ve çeşitli röportajlar yaparken Türkiye'nin pek bilinmediğini, Türkiye'ye konsere gelebileceklerini tespit edince Hey ve Milliyet'i konser yapmaya teşvik ettim ve yurt dışında röportaj yaptığım sanatçılarla başladığım ilişkileri Türkiye'ye getirip konser verdirmekle başladı. Böyle bir talebelik sürecinde oluşmuş, kendiliğinden gelişmiş ve Evet. hoşluklar da gördüğüm için devam ettiğim bir Peki o dönemlerle bu dönemleri kıyasladığımız zaman aslında iletişimin gücünün yani bugünkü kadar güçlü olmadığını görüyoruz. Yani iletişim bugünkü kadar kuvvetli değil. Daha zor, daha iletişmek daha zor. Ki siz o dönemlerde gerçekten dünya yıldızlarıyla çalıştınız. Onları Türkiye'ye getirip onlara konserler düzenlediniz. Onlara bandmate'lik yaptınız. Aynı zamanda Türkiye'de çok fazla pop yıldızıyla çalıştınız. O dönemle bu dönemi kıyasladığımız zaman o kadar iletişimin zor olduğu bir dönemde nasıl onların güvenini kazandınız? Burada nasıl davranışlar sergilediniz? Bunlarla ilgili biraz bilgi vermek ister misiniz? tabii, şimdi her dönemin kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları var. Ben bu işe ilk start verdiğim yabancı sanatçı Christian Adam'dı. Situs ve Combien diye Avrupa'da bilhassa Frankofon ülkelerde büyük sükse yapan bir şarkıcıydı. Dedim ki ya ben şunla bir anlaşayım. Plak şirketini aradım. Belçika'da Mukron şehrindeydi plak şirketi Disk Elver diye. Esasında ben hep farklılıklar peşinde koştuğum için hep şartları zorlamayı tercih etmişimdir. Hep hayal etmişimdir. Sanatçının röportajını yapayım, sonra Türkiye'de konserlerini yapayım. Ama bu böyle Hristiyan adamın Türkiye'de tanınmadığını gördüğüm için gittim plak şirketiyle anlaşma yapıp Türkiye haklarını aldım ve bir numara plakçılık adı altında Ali Kocatepe ve Kadir Demirtürk Türkiye'de plakçılık yapıyordu. Onu getirdim. Türkiye'ye albüm olarak piyasaya çıkardık ve çok kısa sürede muhteşem tuttu. Yani Türkiye'de tanınmayan bir sanatçıyı, esasında bir değer olan bir sanatçıyı biz alıp tanınır hale getirdik Türkiye'de Çok güzel. ve
Hey röportajıyla da Türkiye'de bir süperstar haline geldi ve akabinde de Türkiye'ye konsere getirdi. Tabii bu söylendiği kadar kolay olmuyor çünkü konser yapmak o dönemler spor salonlarında oluyordu. Harbiye'de şimdiki Lütfü Kırdar Merkezi'nin yerinde bir spor salonu vardı. O spor salonu İzmir, Ankara spor salonlarında yapılabilirdi. Christian Adam Türkiye'de çok tutmasına rağmen salonları doldurma da bir problem yaşamayayım diye Ajda Pekkan'ı da dahil ettik. Önce Ajda çıkıyordu, sonra Christian Adam. Devasa biletler sold out oldu ve çok güzel bir maddi manevi başarı sağlayınca bu bana biraz güven verdi. Dedim ki çünkü Christian Adam her ne kadar Avrupa'da starsa ses düzeni şu bu bir Amerikan starları gibi teknik şartnamesi zor olmadığı için daha nispeten kolaydı. Ben zaten iletişim o dönemlerde telefon bile evde müracaat ettiğin vakit 2 sene bekliyorsun. Yani iletişim imkansız. Dolayısıyla bir sanatçıyı bulacaksın, onunla yazışacaksın. Yerinde olmak lazım. Ben Paris'te hazır talebe olduğum için o avantajı kullanıp çat kapı kapılarını çalıyordum. Zaten röportaj için bir Türk gazetecisi, hey 150 bin dergi falan böyle cazip geldiği için kolaylıkla Gilbert Bécaud'lar, Georges Moustaki'ler, Leo Ferrer'ler, Demis Roussos'lar önemli Fransız sanatçılarıyla röportajların akabinde de Paul Moria, Serge Reggiani, Serge Gainsbourg Türkiye'de hep büyük ilgi görüyordu. Dolayısıyla Türkiye'de biraz şartları da öğreniyordum organizasyon yapmak için. Kendime bir siper olsun diye de sırtımı dayayabileceğim bir milliyet grubu ve Hey dergisi benim için önemliydi. Hı hı. Ben ama ilk Christian Adam'ı getirdiğim vakit bile o konserler devasa ilgi gördüğü için o dönemler gazino sektörü çok iyiydi. İstanbul'da 7 tane gazino vardı. Hı hı. Engin Aydemir diye, Engin Kevkep diye Galatasaray Lisesi'nden bir abim. Zaten lisedeyken tanıdığım bir abimdi. Hey'le bile beni o tanıştırmıştı. O Fahrettin Aslan'ın gazinolarının program direktörüydü ve Fahri Bey o dönemde Playboy diye bir kulübü çıkartıyordu. Hı hı. Şimdi Playboy'a Christian Adam'ı çıkartalım dedi Engin abi. Bir para attım. Hı hı. Normalde 10 liraya bile çıkartabileceğim bir şeyi 100 lira dedim. Tamam dediler. Üstelik 8 iş isteriz dedi. 9 iş. Cuma başlayıp bir sonraki cumartesi bitmek üzere peşi sıra 9 iş. Dedim ki hiç inmem. Aynı fiyat 9 çarparız. Peki dedi. Hepsini peşin isterim dedim. Ona da peki dedi. Dedim ki bu meslek güzel bir meslek galiba. Ne desek. Ürün dolayısıyla güzel hazırlanırsa şartları sen empoze edebiliyorsun. Evet. Oradaki konserlerden sonra Christian Adam'ın Playboy serüveninden sonra röportaj adetlerimde artınca her sanatçı hadi Türkiye'ye gidelim diyordum. Ve bir öncenin referansını veriyordum. Bu esasında kar topu gibi büyüdü. Evet. Ve ben 4 yıl Paris'te çalışırken kolaylıkla diyebileceğim sanatçılara ulaşıp eski referanslarımla epey bir işler yaptım. Çok dolayısıyla güzel. Bir işi yapmak için iletişim çok önemli. Güven vermek çok önemli. Paris'te olduğum için iletişimi kolay götürüyordum. Güven de Milliyet ve Hey'in bana verdiği rahatlıkla işleri kolaylıkla Türkiye'de sorunsuz bitiriyordum. Ama tabii işler büyüdükçe problemler de çıkmaya başladı. Çünkü neticede Playboy gazinosunda çalıştırırken gece kulübünde Hey ve Milliyet'in bilgisi yok. Çalışma iznine varıncaya kadar yollar engebeliydi. Dolayısıyla ben Paris'te 4 yılda Türkiye sırasında Türkiye'de yaptığım organizasyonlarda bütün eksiklikleri
tek tek tamamlayarak ilerledi. Dolayısıyla o dönemin en büyük sıkıntısı iletişimi Paris'te olduğum için ortadan kaldırmış. Kısaca böyle özetleyeyim. Çok güzel. Bu menajerlik yaptığınız dönemlere baktığımızda da Türkiye'nin en önemli starlarıyla çalışmışsınız. Yani bu da gerçekten bir tesadüf olamaz. Yani burada hani sizle çalışmak için bu starların bizim çok merak ettiğimiz bir konu var. Ahmet San'la çalışmak için Ahmet San kriterleri var mıydı mesela sanatçıların? Yani sizin bir kriteriniz var mıydı? Ben sanatçının menajerliğini yapacaksam ya da ben bir organizasyon düzenleyeceksem şu kriterlere uyulmak zorundaydı gibi bir kriteriniz var mıydı? Şimdi ben yabancılarla çalışmaya başladığım için sistematiği, profesyonelliği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, nelerden asla taviz verilmemesi gerektiğini zaten öğrendim. Ondan sonraki dönemim Frankofon sanatçılardan sonra çıktı, diğer Avrupalı, İtalyan, İngiliz, İspanyollarla büyüdü. Sonra 90'lardan sonra Amerikalı starlar ve gerçek anlamda dünya starlarına yöneldi. Ben ilk başta yabancı sanatçılarla çalışmama rağmen Türkiye'ye geldiğim vakit hep o sanatçılarla bir davetler verdiğimde Türk sanatçılarıyla tanıştım. Yine Galatasaray Lisesi'nden abim Mehmet Teoman Nükhet Duru'yla ilgileniyordu ve Nükhet o zaman çok önemliydi. Ajda çok önemliydi. Sezen yeni başlamıştı. Zerrin Özer'le tanıştım. Bütün o Türk sanatçıları gördüm ki ben onlarla çalışmam mümkün değil. Çünkü Türkiye'de bir menajerlik sistemi oluşmamış. Sanatçının etrafında dönen bir dünya. O dünyaya da tamamen sanatçı istediği normlarda izin veriyor ekip arkadaşlarına. Ses düzeni önemli değil, müzisyen kalitesi önemli değil. 100 lira para dönüyorsa 80'i 90'ı benim olsun. Onunu da onlarca kişi paylaşsın. Dolayısıyla böyle bir şey Türk sanatçılarının profesyonelliğini hiçbir zaman içime sindiremedim ve ben hiç yerleşik bir starla çalışmayı da düşünmedim. Ancak 93 yılında bir efsane yaz yaşadıktan sonra 8 stat konseri, Madonna'lar, Michael Jackson'lar, zaten ben 73-82 yılımı acemilik, çıraklık diye şey yapıyorum. Çıraklık dönemimde Türk sanatçıları düşünmedim bu nedenlerde. Kalfalık dönemimde 82-90 yılları arasında. O zaman niyetlendim biraz Türk sanatçılarıyla çalışmaya. Yeni isimler çıkartayım dedim. Sonra o kadar yoğundu ki yabancı sanatçı konser işleri ve çok detaylı ve çok riskler almaya başlıyordum. Ama 93 yılından sonra tamamdır ben artık ustalaştım. Bir stat konseri derken 8 stat konseri, 400 bin bilet, Biletix gibi bir sistemin olmadığı yerde, yine telefon telsizlerin olmadığı bir dönemde ben bir sezonda 400-450 bin bilet satıp onları düzgün yapabildikten sonra dedim ki yabancı sanatçıların yanı sıra ben Türk sanatçılarıyla çalışmalıyım ve ancak ve ancak o güne kadar işte bilmem kimin menajeri diye anılırdı menajerlik. Ben dedim ki hayır, Ahmet San'ın sanatçısı diye anılmak isteyen bir grup oluşturabilirsem menajerlik yaparım. Olmazsa olmaz, vazgeçilmez kriterleri empoze ederim. Benim egomdan dolayı değil, o sanatçının kaliteli olması için, kariyerini doğru yönetebilmek için. Onun için gençlerle başlayayım dedim. Onları daha iyi eğitebilirim. Bu nedenle 93 yılında menajerlik yapmaya karar verdim. Bir menajerlik kriterleri oturttum. Esasında hiç kimseye de ben müracaat etmedim. Böyle bir hava yaydım. Hava yayınca da herkes geldi. Onlarca o dönemin önemli starlarına bile kusura bakma dedim. Benim normlarıma uymuyorsun. Gençlerle başlayıp işte Kenan, Burak, Mustafa, Tarkan derken sonra eski dostlarım MFO, zaten bir dönem Emrah'la çalışmam vardı. Mirkelam,
deyip sonra Sezen, Sertab, böyle 10 tane Türk popstarı ağırlıklı, sektörün önemli bir bölümünü teşkil eden bazı isimleri aynı anda menajerliğini üstlendi. Evet. Aha, aslında. Özetle Ahmet San kriterleri, mevcut standartları, ama sanatçıların lehine doğru kariyer planlaması içindi. İnanıyorum ki şu an herkes de o dönemleri çok güzellikle anlıyor, evet, o sanatçıda. Hatta bir dönemde Popstar'da jürilerinizi takip ettik, izledik. Bu dönemde de mesela çok fazla yetenek yarışmalarında Popstar Aturka'da sizin yorumlarınızla şekillenen çok sanatçı oldu, ama bu konuda da şöyle bir merakımız var. Dünyada tüm yapılan Popstar'larda, Popstar yarışmalarında, bu tarz ses yarışmalarında onca prodüksiyon, sahne, çalışmalar, müzikler, gruplar, canlı yayınlar, bir sürü etkinlik ve aktivitenin sonucunda ortaya çıkan birincilerin bir tek Carrie Underwood'u biliyorum, Amerika'da olan, çok ses getiren popstarlara dönüşmemesi. Yani maksimum bir yıl, belki 1,5 yıl süren etkileri var. Sizce bunun sebebi nedir? Yani neden bunu sağlayamıyoruz bu tarz yarışmalarda? Onlarca insana, hatta belki binlerce, on binlerce insana ulaşıp o televizyonlarda oylayıp oylarımızı gönderip, ama netice olarak onu bir Tarkan'a ya da bir Sezen Aksu'ya neden dönüştüremiyoruz sizce? Şimdi bu bir şarkı yarışması değil. Bunlar şarkı yarışmaları değil. Bunlar bir televizyon programı, içeriği bilumum şarkı söyleyen insanların oturtulmuş kriterler halinde şarkı söyleyip o televizyon programının içeriğini doldurmaları. Dolayısıyla içerik bir televizyon programı ve bilumum insanlar şarkı söylüyor ve bilumum jüri üyeleri de onları değerlendiriyor. Bu bir show. Televizyon programı başlıyor, bitiyor. Bunu kimler yapıyor? Televizyon yapımcıları yapıyor. Bir plan olmazsa, muhteşem ses bile olsa neye yarar? Dolayısıyla ana sebebi oradaki çok değerli yorumcuların... Sonrasındaki yerlerde mi eksiklik oluyor? Sonrasındaki ortada kala kalıyor. Yani hele ben ilk başta çok sevinmiştim. Popstar ne güzel, Türkiye'den sanatçı çıkartacağız falan. Adamı alıyorsun, Ahçı Yamağı Alanya'da, İstanbul'a getiriyorsun. Hele bizim birinci popstar yer yerinden oynadı Türkiye. Evet, kesinlikle. 13 milyon SMS falan. Yani zorla bana reklam filmi oynattılar yani. Evet, hatırlıyoruz. Reklam filminde oynadık. Hayır deme hakkımız bile olamadı. Dolayısıyla böyle bir gündemde yarışma bitiyor. Adam meşhur mu değil mi kimse sahiplenmiyor. Bizde esasında Ercan DMC olarak onları alıp plak işini, daha doğrusu albüm işini, piyasada devam etme işini üstlenecekti. Ama Ercan da ayrıldı DMC'den zaten. O nedenle ilk popstarlardan çıkan bazı isimler piyasada bir müddet kaldı. Gerçi onlar da daha önce 100 lira alıyorsa 300 lira almasına yaradı. 3000 lira aldırmadı. Çünkü takibi yok. Yani televizyonda şöhret oldular. Bir televizyonun bir ufak noktası olarak. Anlaşıldı. Evet, doğru. Bu bir sektör. Yani bunun yapımcısı, menajeri, yani anlatabildiğin kadar. Tabii. Dolayısıyla şeyle çıkması mümkün değil. Anlaşıldı. Peki. O zaman biraz bizim sektörümüze dönelim. Bizler Novada Event Company olarak binlerce kurumsal etkinlik ve organizasyon düzenliyoruz. Sizler de bu tarz etkinlikleri dönemsel olarak yaptınız. Hatta yaklaşık 50 yıldır sektördesiniz. Onlarca hükümet, onlarca olumsuzluğa yaşadınız bu sektörde. Şu anda aslında bir pandemi yaşıyoruz. Gerçekten herkes evlerine kapandı. Tüm sektör bıçak sırtı gibi kesildi. Hiçbir iş yapamıyoruz. Herkes evinde bunalımlar ve stresler yaşıyor tüm insanlar. Ama biz bugünlerin aydınlanacağını düşünüyoruz. Siz 50 yıllık bir tecrübede, onlarca olay yaşamış bir isim olarak sizce bu durumun dönüşü nasıl olacak? Turizm, etkinlik, eğlence sektörüne dönüşü
Nasıl olacak? Ne öngörüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi etkinlik sektörü Türkiye'de esasında hep her krizde ilk etkilenen ve en son hayata geçen bir konumda. Müzik sektörü gibi biraz da. Müzik sektörü ve etkinlik sektörü, yani eğlence olan şirket kurumsal etkinlikleri dahil olmak üzere akla gelebilecek her türlü insana yönelik, eğlenceye yönelik alkışın olduğu işler herhangi bir krizde hemen bıçak gibi kesiliyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, yorumcular ürküyor. Bu dönemde ben çıkıp lay lay lom yapmayayım. İki, bu sektördeki biletli gelir veya kurumsal gelirler, yani sponsorluklar, ilave katma değerler de aman bizim ismimiz eğlenceyle anılmasın ya biz gidip eğlencede olmayalım. Yani bu bir bomba patlıyor. Bir kişi 10 kişi ölüyor. Çok normal, üzüntü. Ama televizyonda o akşam şen şakrak diziler devam ediyor. Ama konser olmuyor ya falan firmanın etkinliği iptal oluyor. Bu nedenle biraz sektör krize şerbetli. Yani habire iptallere alışık bir sektör bana göre. Ama bu bir seri devam eden sonunun nereye gideceği meçhul bir salgın yaşıyoruz. Esasında ben 92 yılında Michael Jackson hastalığı nedeniyle gelip buradan iptal edip konseri veremeden geri döndükten sonra ben çok büyük bir kriz yaşadım. Onlarca birbirine tezat şehir efsaneleri çıkardılar. Onun için 93'te dedim ki ben abartacağım ve bütün bunları susturacağım. Michael ilave, Madonna, Metallica, o bu hepsi gelsin. Ve 93 yılı da başladığım vakitte inanılmaz yine bombalar, adam öldürmeler, adam kaçırmalar. Dedim ki mahvolduk. 8 evet. Stat konseri artı Pavarotti, Domingo, Carreras falan böyle yani bir daha ayağa kalkmam mümkün değil. Madden ve mane. Şimdi orada ben şu kararı verdim. Dedim ki ölümler maalesef terör arzu edilen bir şey değil ama herkes kötümse. Biz biraz halkı, sanat, etkinlik nedir esasında? İnsanın günlük yorgunluğu, hayat yorgunluğunda biraz gülümseten, eğlendiren bir iş yapıyoruz. Yani sırf lay lay lom bir iş değil. Bir insanın moralitesi, eğlenmesi, kendi verimliliği açısından da çok ama çok önemli. Bu nedenle ben hiçbir konseri iptal etmedim. Ve ülkenin genel atmosferini bile etkiledi. Şimdi dolayısıyla en büyük krizleri yaşayıp ben artık panikleme oranımda sıfıra geldi neredeyse. Hep engel aşağı aşağı. Bu dönemde insanlar ne yapıp düşünmeli ve sektöre uygun formüller bulmalıdır ve bulunacaktır. Kaldı ki bu uzun süre gidecek bir şey değil. Burada sıkıntı herkeste var. Ve sektördeki ilgili firmaların sermaye birikimleri de fazla yok. Gerek etkinlikte olsun gerek yeme içme üniteleri de. Dolayısıyla inanılmaz bir sıkıntı var. Umuyorum ki ve gidişat onu gösteriyor ki bu yaz gitti. Evet. Firmalar, dünya çapında bir içecek firması bütün dünyadaki 2020'yi iptal etti etkinlikleri. Türkiye'de de hatta bir iki etkinlik evet, düşünüyorlardı. Maalesef. 2021'e attılar. Dolayısıyla bu sene herkes zarar edecek. Maksimum birliktelikler oluşturup daha güçlü bu dönemi geçirmek gerekir diye inanıyorum. Bunu geçirirken de
online sistemlerle birçok farklı projeler üretilebilir diye inanıyorum. Evet, zaten Instagram'ın ve bu tarz YouTube yayınlarının da online konserleri vesaire arttırdığını bizlerden de şu an zaten içerisindeyiz. Sizlerin evine konuk olduk. Hiç yerimizden kımıldamadan, evet. Tamamen internet üzerinden. Oraya doğru bir gidişat söz konusu. Dileriz bu durum bir an önce toparlanır. Herkes işine ve mutlu mesut çalıştığı ortamlarına geri dönerler. Ahmet Bey... Şey de var yani, teknoloji de ilerliyor. Şu an mesela tabii. Hologram çok önemli. Aynen. Hologramla bir insan sahnedeyken Türkçe konuşup Japonca renderlayıp çıkartabiliyorsun. Yani dolayısıyla teknoloji daha da ilerliyor ve bu ilerlemeyle birkaç ay daha gidişat dünya çapında netleşecek ve insanlar daha rahat karar verecek. Ama büyük etkinliklerin bu sene gelir getirici büyük olayları kurumsal veya biletli veya çeşitli nam altında yapılması pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bu sene kayıp bir yıl. Pazar çok daralmış olacak. Maksimum tasarruf yaparak bu bir seneyi geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki o zaman biraz da Midwood hakkında. Aslında 2017 yılında hem organizasyonu hem etkinliği ara verdiniz. Ya bıraktınız. Geçenki canlı yayınlarınızda da buna tanık oldum, dinledim. Neden olarak aslında şey söylediniz. Artık rekabeti sevmeyen bir insan olduğum için çok iyi insanlarla rekabet etmekten ziyade ben artık yapmayacağım etkinlik ve organizatörlük dediniz. Ve Midwood gibi bir projeyi aslında 3 yıl düşündükten sonra hayata geçirdiniz. Bununla ilgili biraz bize Midwood'la ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Yani Avrupa'nın en büyük film stüdyosu olacak diyebiliyorum. Nasıl gidiyor? Ne zaman? Gerçekten 2021 ilkbaharında açıyor muyuz Midwood'u? Evet, açıyoruz inşallah. Bir tek bu süreç ne kadar sürer? İnşaatları biraz çünkü ritmini azalttım ama yine devam ediyor. Çünkü sağlık açısından inşaatta çalışan personelin problem yaşamaması için yavaş aldım biraz. Ben hep onu söylüyorum. Standartları oluşmamış bir sektörde rekabet güzel bir şey değil. Benim konser organizatörlüğünü bırakmamın tek nedeni Doğuş Holding'in anlamsız şekilde bu canlı müzik sektörüne yönelip ne olursa olsun her şeyi biz yapalım mantığıydı. Şimdi ben yani daha telefonun olmadığı, telex denilen şeylerle, dünya starlarıyla iş yapmışım. Şimdi düğmeye bas, biletlerini al, parayı öde, girerken almana bile gerek yok, fiziken göster gir sistemlerinde daha ne yapayım? Yani ben 10 binden fazla etkinlik yapmışım, kamuoyunu anons etmişim. Her birini ama her birini bir tanesi eksiksiz sözümü vererek o etkinlikleri gerçekleştirmişim. Michael Jackson, Carreras, Pavarotti, Rötarlı hatta oldu. Hatta Michael Jackson'la ilgili bir şey ben sormak istiyorum. O gerçekten insani olarak konsere gelemeyip hastalığından dolayı bir sonraki sene o konsere kendi isteğiyle mi sizle iletişime geçip yapmak istedi? Konsere gelemedi değil, geldi. Benim yani. 92'de İstanbul ve İzmir konserim vardı. Benden sonra da Atina vardı. Zaten ben Los Angeles'te ofis kurmuştum ve Michael'dan önce Latoya Jackson ve Jermaine Jackson'la hem arkadaş oldum hem Türkiye'de, İstanbul Çeşme'de konserler yaptım. Sonra Michael'ın menajerinin plazasında ofis tuttum. Bütün altyapıyı oluşturup Michael Jackson'ı İzmir, İstanbul, Atina ekleterek Avrupa turnesinin hiç gelmeyen ayaklarını onları 3 konserle eklemiştim. Atina'yı da rahmetli olan Nikos Saspasidis diye bir arkadaşım yapıyordu. Ama 3 konseri ben planlamıştım. İptal oldu rahatsızlıktan ve tabii acemilikle sigorta eksikti. Ben sigortayı Türkiye'ye kadar gelen masrafları
iptal halinde ödenmesi için sigorta yaptırmıştım. Halbuki bütün masraflar Türkiye'ye geldikten sonra, stat'tan otelde varıncaya kadar. Dolayısıyla büyük kaybım oldu. Zaten sesi gitti. Londra'dan özel uçakla doktor getirdik. Burada 3 tane doktor, ses gitti. Giderken sorry dedi. Londra'da ne yapıp iyileşip geleceğim dedi. Gelemedi. 4-5 gün biz bekledik. İzmir neredeyse tümü bitmiş. İstanbul millet kapıdan dönmüş. Onun için ne yapıp biraz daha teyir edeyim dedim. Ama olacak gibi değildi. Bir yıl sonra da Avrupa turnesinde olmamasına rağmen Moskova sonrası Türkiye'ye dahil ettik. Ederken de onun o ekipmanları zaten uzun buraya gelmesi mümkün değildi. Ben ondan Madonna'ya da dahil edip ikisinin arasında 15 gün bir süre koyup Madonna da turnede değildi. 2 konser Londra, 2 konser Paris, 4 özel gösterisi vardı. Çok bastırdım. Madonna'yı da ekledim. Londra'dan staging ve roofları falan getirdim. Ses düzenlerini hep ben ayrı turne harici ekipmanları yapıp 2 konsere böldüm masrafları. Ve büyük jeste de bulundu hem parasal olarak ama tarih olarak bile kabul etmesi çok önemliydi. Tabii. Evet. Ama ben yine bırakmamak için o sene 8 sefer Los Angeles'ta gittiğimi biliyorum. Evinin kapısı dahil icra memuru gibi. Evet, Michael Jackson tekrar mutlaka gelmek istedi. Evet, anladım. Okey, Midwood demiştik Ahmet Bey. Dolayısıyla ben 2014'te bırakmaya karar verdim. 41 yılım olmuştu. O yaşta da emekli olacak halim yok. Ne yapayım? Sinema ve müzikten daha kuvvetli ancak sinemaydı ve Türk müzisyenleriyle bir hayalim vardı. Dünya, globalleşme falan. Onu da yapamadığım için hep dünyaya bir Türkiye'den bir şeyler çıkarma aşkıyla 2014-2017 gerçi 2010'larda başladım hayal kurmaya. 2014-2017 karar verdim ve Avrupa'nın en büyük film platosunu yapmak üzere arazi bulduk. Neler bekliyor bizi bu platoda? Efendim? Bizi bu platoda neler bekliyor? Çok şey bekliyor. Mesela Türkiye'nin avatarını çekebilecek miyiz Ahmet Bey? Daha iyiler çekebiliriz. Zaten araziyi aldığım an Los Angeles'te ofisi açıp tanıtmaya gittim. Yani daha hiçbir şey bile yokken. Çünkü böyle bir kompleksi kabul ettirmek Hollywood'da, Bollywood'da kolay bir şey değil. 3 yıl onunla uğraştım. Şimdi Amerika'da da, Hindistan'da da, Çin'de de Midwood beklenilen bir noktada. Hedefim önümüzdeki yıl sonu bitirmek. Amerikalılara ise 2022 ilkbaharı inşallah. Çünkü Amerikalılar en az bir yıl önceden sözleşmeyi imzalıyor. Ben de bu hele salgından sonra yıl sonunu görüp tam inşaatların ne zaman biteceğini tespit edip öyle kira sözleşmelerine başlayacağım. Bir yıl da eklersek dolayısıyla 2022 ilkbaharında 500 dönüm arazi içinde 21 kapalı stüdyosu, 17 açık seti, her türlü ekipmanıyla, teknolojisiyle, oteliyle, okuluyla, entertainment üniteleriyle bir kompleks. Bizler için, etkinlik sektöründe bulunan bizler için de etkinlik gerçekleştireceğimiz yerler mevcut mu Ahmet Bey? Şimdi esasında çok büyük bir açık sahan var, 20 bin metrekare ama tabii müzik gürültü demek, film ise sessizlik gerektiren bir şey. Evet. Mutlaka inanıyorum ki bir festival yapacağım 3-4 gün süren. Hı hı. Ama o alan esasında water tank, açık havuz. Hı hı. Yani Barbaros Hayrettin Paşa savaşlarını çekebiliriz orada. Dolayısıyla geniş bir alanım var. İstediğimiz vakit su doldurup istediğimiz vakit etkinlik yapabileceğimiz ama kapalı mekanlarda evet. Çok güzel.
Çok güzel. Bizler bunları Ama çok sevdik. burası bir tat için etkinlik konser alanı ama diğer her türlü etkinlikleri lansmanlar için Süper. ideal. Yani uçak şeyleri havalardan Evet. indirirsiniz, Tam o konuya arabaları. değinecektim ben de. Tabii. Bizlerin en çok sıkıntı çektiği konu tavan yüksekliğidir. Sonsuz Evet. gökyüzü olan noktalarda 6 istediğimiz metre etkinlik. derinlikte, 3000 metrekarelik, 28 metre yüksekliğinde bir kapalı indoor water tank var ki Titanic çekebiliriz. Çok iyi. Çok sevindik Evet. bu habere. Bir de Bekliyoruz orada sonrasını. her türlü 18 tane dekor kostüm aksesuar atölyesi var. Ve güzel bir şey. Çok çok güzel gerçekten. Önümüzdeki yıl başından itibaren de profesyonellere sunuma tekrar başlayacağım. Ben şu Evet. an inşaat olduğu için esasında fazla konuşmak istemiyordum ben Midwood'la ilgili ama bu birkaç sohbet olunca Evet. mecburen değindim. Evet, aslında kitabınız da vardı. Normal şartlarda sizle görüştüğümüzde de kitabınız çıkana kadar yayınlara katılmamak Evet. istemediğinizi söylemiştiniz ama sağ olun tekrardan bizleri kırmadığınız için. Kitabınız hakkında fazla bahsetmiyorsunuz. Ama sanki Okunsun diye. tabii 41 sanki bu dönem yılım orada kitapta. evet 40 yılın gerçekten 41 yılın 41. tüm yaşanmışlıkları içerisinde. Ama kitap bu pandemi dönemi olmasaydı tanıtımlarla beraber aslında çıkacaktı değil mi Ahmet Bey? Evet, Şubat sonu Mart başı piyasada olacaktı Aralık yayınlarından Hı. ve 25'e yakın şehirde imza etkinlikleri falan yapacaktık. AVM'lerde, üniversitelerde ve büyük DNR'larda falan. Hı. Sağ olsun Polat ve Erdal iki benim Türkiye sathında konser yapan kardeşlerim var. Pol Production ve Atlantis. Onlar da abi bizim bütün her yerde billboardlarımız falan da var. Emrinde dedi o yerler. Çok güzel. Dolayısıyla bir outdoor tanıtımıyla böyle bir etkinlik. Böyle olunca benim niyetim Eylül, Ekim gibi çıkarmak. Durum ne olursa olsun ya etkinlik tarzını değiştiririz falan. Bu sürede okuyorum. Tekrar bir iki retuşlar da yaptım. Bazı insanların kalbini kırmışım yazarken. Onları düzelttim falan. Dolayısıyla bu esasında her olay çok enteresan olaylar. Her olayın bir sebep sonuç bağlantısı da kuruyorum orada. Yani bir nevi bu sektördeki insanlara önemli bazı ipuçları veren bir kitap olacak diye düşünüyorum. Anladım. Sabırsızlıkla Bir bekliyoruz de o tabii zaman. en önemlisi yani 400 küsür sayfa anca sığdı. Ondan hepsi tadımlık ama hepsi Midwood'da senaryolaştırılıp bir yani bir 3 sayfada geçtiğim bir olay bile bir onun üstünde uzun metraj 6-7 sayfada 8 sayfada geçtiğim şey televizyon dizisi olabilecek hikayeleri taşıyor diye inanıyorum. Sabırsızlıkla Okuyan bekliyoruz. dostlarım da öyle diyor zaten. Sabırsızlıkla bekliyoruz bizler de. Çok teşekkürler. Aslında şundan da bahsetmek gerekir. Bizim Nova The Event Company olarak etkinlik sektöründe gerçekten 2020'de çok dijital olarak, iletişimsel olarak çok farklı yerlerdeyiz. Sizler gibi 40 yılı aşkın etkinliğin her dalında bulunmuş bir insanı bu programda ağırlamak bizler için çok önemliydi. Ahmet Sam bugün etkinlik sektöründe bir şeyi değiştirebilseydi, bir şeyi yanlış gördü, bir konuyu değiştirebilseydi, bu ne olurdu? Var mı böyle bir görünüz? Çok merak ediyorum. Yani Var. buyurun. Var. Söylemeyeyim. Çok kalbim Peki kararır. Ahmet Bey. Çok kolay. Yani çok çünkü niye? Doğruyu anlattığın vakit karşı taraflar algılamazsa hiçbir anlamı yok. O zaman ben tabii 66 yaşında biri ve 47 senedir bu işlerin içerisinde olan 46 senedir bu işlerin bir anlamadığı takdirde çok fena sinirleniyorum. O zaman zaten vazgeçmemin nedeni oydu. Benim işlerim işte telexle yürüyordu ama konuları, engelleri kolay aşıyorduk. Evet, o Mesela konu çok gerçekten enteresan. Telex'le 73 iletişim. yılında bir yabancı sanatçının izin alması bir
genel evde çalışan kadının çalışma izni almasıyla eşdeğer, aynı kategorideyim. Yani Elton John Sirkeci Vakfı'na gelir. Sirkeci'deki 4. Vakıf Han o zaman yabancılar şubesi. Oraya girecek, sıraya girecek, form dolduracak in person, imzalayacak, gidip 3 ay sonra tekrar gelir. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ama o devrin İstanbul valisi 10 gün önce rahmetli oldu, Namık Kemal Şentürk, eski İzmir valisiydi. Oğlu İzmir'den arkadaşım. Ben İzmirliyim, İzmir valimizdi. İş yaparken de İstanbul valisiydi. Namık amca dedim, böyle bir şey olabilir mi? Ben Hristiyan adam getireceğim işte. Jean-François Mitterrand getireceğim. Gilbert Beko getireceğim. Aynı gün yönetmeliği değiştirdi. Yani inanılmaz bir sorun aynı gün bitti. Ben İstanbul şeyde sorun var, fuar merkezleri, çadır ithal etmek istedim. Çadırla bir gösteri merkezi şimdiki küçük çiftlikteki yerin yanında benim devasa 7000 metrekare bir çadırım vardı. VIP Turizm'den Ceylan, Ufaş Fuarcılık, Nuri Tuğluoğlu ortaklığımızda. O çadır çok önemli. Hem etkinlik hem fuar merkezi. Fuarlar Hilton'da, Sheraton'da ve şeyde yapılıyordu, Etap Marmara'da. Toplam 5000 metrekare fuar alanı var. Biz çadır getireceğiz 7000 metrekare, %150 vergisi var. Gittik DPT müsteşarına, Fahrettin Kunak, hiç unutmam, Teşvik Uygulama Daire Başkanı, sektörü anlattık, ihtiyacı söyledik. Aynı hafta DPT Başkanı ve Turgut Özal'a onaylattırarak gösteri merkezi ve kültür şeyine soktular, kategorisine, gümrük sıfıra indi. Ve ben çadırı getirdim. Yani düşünsene. Şimdi tabii, aksayan o kadar çok şey var ki, söylediğim vakit anlamak istemeyecek, işine gelmeyecek. Bir kere derhal %10 eğlence vergisini yok ederim. %18 KDV'yi %1'e indirir. Yani şu an bile, şu an bu, ama bunu anlatıp anlamıyorlarsa zaten sinirlenirim. Ondan yapılacak çok şey var, reçete de var ama es geçelim. Peki Ahmet Bey, es geçiyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten harika bir yayın oldu. Aksaklık oldu Instagram'da ama bu yayının hemen sonrasında... Biliyorsan şimdi formatınıza uyuyorsa şeye geçelim, Instagram'a kulaklıksız yayın yapalım. O da olur Ahmet Bey. Hiç problem değil. Biz bu yayını da Instagram'a göndeririz. Bu arada Instagram'ı da tekrar deneriz. Herhangi bir problem olmazsa aynı yayını Instagram'dan da gerçekleştiririz. Yani hazır insanlar tabii, niyetlenmişse... Tabii. Hemen deneyelim tekrar. Hemen tekrar deneyelim bu yayından sonra. Ama şeysiz, yani Zoom'u iptal ederek... Anladım. Bluetooth'ta sıkıntı olabilir. Yani bizim şu an, benim tarafımda belki sizin Superbox'ınızda bir problem olmuş olabilir. İki yayını kaldıramamış olabilir. Çünkü burası sorun sorun diyor. Telefon normal Wi-Fi'ye bağlamadım. Ondan bir sorun olmasın diye. Okey. Ben son olarak bir soru soracağım. Sonra da yayınımı kapatacağım. Sonra Instagram'a geçelim. Bugünkü Ahmet San, 90'lardaki Ahmet San olsa, menajer olan, organizatör olan, bugünlerdeki dikkatinizi çeken hangi grubun menajerliğini yapmak ister? Mesela bu grubun hala menajerliğini ya da bu yeni bir grup var, X bir grup. Bunun menajerliğini yapmak istedim. Çünkü gerçekten Ahmet San kriterlerine uygun davranıyorlar. Sizle konuşmadan. Var mı böyle bir grup mesela? İstediğim yok ama keşke... Ben çünkü istesem yaparım. Kesinlikle. Ondan hiç zihnimde yok ama zaman zaman değiştiyse ne güzel diyorum ama şimdi Türkiye'de menajerlik sistemi yok artık. Booking agency var. Sanatçılar hep kendi kendini menaj etmek istiyor. Mesela en son yaşadığım olay sana sualine cevap olsun, olabilecekse, onun için istemem. Tabii. Çünkü aynı şeyi yaşayacağımı, ben niye 10 sanatçıyı aynı anda yürütme becerim varken, her birine ayrı kariyer planları yapmışken yapmadım? Çünkü daha o
o zihniyette değiliz maalesef. Evet. Ondan Türkiye'de şimdi bütün menajerler esasında booking agent gibi pazarlamayla ilgileniyor. Diğerleri personal assistant, personal manager olup sanatçı ne diyorsa onu yapıyor. Evet. Alınmasın kimse. Şimdi benim 2-3 sene önce dikkatimi Edis çekti mesela. Hı hı. Çocuk enteresan geliyor, basın, afişler falan, belli bir profesyonellik var. Erdal da Atlantis, Erdal Bozkuş abi gelsene dedi İzle. Gittim hayran oldum çocuğa. Ama bir baktım ki Bilal diye bir reklamcı şirket ele almış onu. Bir hakikaten manage diyor. Planlar, kariyer planlar, zamanlamalar falan. Fiyatı bile 10 liradan 100 liraya çıktı. Geçenlerde bir duydum ki ayrılmış babası yapıyormuş menajerliği. Şimdi yani baba, abla, teyze, boyfriend, girlfriend, koca 73'te de böyleydi. Maalesef 93'lerde de ben bu zinciri kıramadım. Ondan hiç böyle bir niyetlenmiyorum bile. Anladım. Zaten fazla da 7-24 Midwood'a konsantre olmuşum. İşte Sezen Aksu, Nükhet, Zerrin, Kenan ve Burak, hepsiyle zaten ailece görüştüğüm için onlarla görüşüyorum. Hı-hı. Ben o bir de MFÖ. Fuat çünkü Midwood'un müzik recordinginin başında. Özkan abiye de sağlıklar diliyoruz buradan. Evet, evet. Dolayısıyla onların haricinde yeni kimler var hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Aleyna Tilki ve Edis esasında parlayabilecek bir şeyken, ama Edis babaya kaçmışsa Aleyna da bugün bile değilse yarın anaya kaçar, ablaya kaçar yani. Peki Ahmet Bey, ben toparlayayım, ondan sonra Instagram'dan yayınımızı deneyelim. Oradaki katılımcılarımızı da kırmamış olalım. Evet sayın ev faslı takipçileri, Nova The Event Company markası olan ev faslında bugün çok değerli konuğumuz Ahmet San'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta da çok yoğun bir takvimimiz mevcut. Bugünden konfirme olan isimlerden 5 Mayıs Salı günü Merve Toy'la Spor'da ev faslını, 7 Mayıs Perşembe günü Redim vokalisti Doğan Duru ile müzikte ev faslını ve 9 Mayıs Cumartesi günü ünlü rockçı, ünlü müzisyen Demir Demirkan'ı ağırlıyor olacağız. Bizleri takipte kalın efendim. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşça kalın.